Selamlar, yine ben. Daha önce beni görmediyseniz ben Zeynep ve bu bir beni tanıyın videosu. Beni tanımanız için olabilecek en çıplak halindeyim şu an. Bornozdayım, daha ne kadar çıplak olabilirim. Hem birazcık makyaj yapayım ve hazırlanayım çünkü 45 dakika sonra evden çıkmam lazım. Hem de size Instagram'dan yaklaşık bir 10 gün önce falan beni tanıyın videosu çekeceğim. Bana ne sormak istersiniz diye sormuştum. Oradan gelen soruları da yanıtlayacağım. Birazdan görüşürüz. Gördüğünüz gibi giyindim, saçlarımı taradım, suratıma krem sürdüm. Çok minik bir makyaj yapacağım bu arada. Şimdi sorulara geçelim, bir yandan da makyajımı yapayım. İlk soru kolay. İlk soru, aslen nerelisin ve nerede doğup büyüdün? Aslen baba tarafım Safranbolu Karabüklü. Allah'ın Safranbolulusu, Karabüklüsü burada gelmiş. Saçını Targaryen mi artık, neyse Game of Thrones'da hiç izlemedim. Onun rengini açmaya çalışıyor. Ya senin neyine? Senin saçın kuyu kestane. Ben İstanbul'da doğdum ve İstanbul'da büyüdüm. Başka hiçbir ülkede ve şehirde yaşamadım hayatım boyunca. Mesleğini çok merak ediyorum. Bu eğlenceli hayatı hangi yollardan geçemeyerek seçtin? Güzel soru. Mesleğim sosyal medya yöneticisi. Yani ne demek diyeceksiniz? Çeşitli markaların sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. İçerik üretiyorum. Reklamlarını çıkıyorum. Geri geliyor, kreatiflerini hazırlıyorum. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. Son 3 yılını freelancer olarak devam ettiriyorum. Evden çalıştığım için de diğer insanlara göre biraz daha vaktim kalıyor. O yüzden bu bomboş içerikleri sizlerle paylaşabiliyorum. Ameliyat ücretlerin, eğer yaptıysan diyetlerin. Bilmeyeniniz varsa ben tüp mide ve deri ameliyatları oldum. Benim burada vereceğim bir fiyat doktorumu zor duruma sokabilir. O yüzden doktorlarımla iletişime geçerseniz tüp mide de Koray Tekin ameliyat oldum. Deri ameliyatında Hakan Öçsel ameliyat oldum. Onlarla iletişime geçerseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Diyetleri sormuş. Yani böyle abuk subuk diyetler yapmadım. Ne bileyim, ben hurma diyeti falan yapmadım mesela. En çok güldüğüm popüler kültür referanslarını alalım. İçkiliydi bilmem ne. Halk ekmek. Aynen yazık. İnanılmaz gülüyorum. Ben ne izledim az önce? Aklıma gelenler bunlar şimdilik. YouTube dışında bir işim var mı diye sormuşlar. Yani düşünsenize sadece bu işi yapıyor olduğumu. Ya keşke buradan kazandığım para gerçekten hayatımı idame ettirmeme yetse de sadece bu işi yapsam. Çünkü ben burada hakikaten çok keyif alıyorum. Az önce söyledim, sosyal medya yöneticisiyim. Eğitim ve kariyer yolun. Kariyer yolum, açıkçası kendi kariyerimi kendim belirledim bir noktada. Yaklaşık 1-1,5 sene ajanslarda çalıştım. Ondan sonra da kendi işinin patronunda çalışıyor. Eğitim yolum, 12 sene Bilfen'de okudum. Ondan sonra Bahçeşehir Üniversitesi reklamcılık bölümüne girdim, %50 burslu. 4 senede mezun oldum. Bu kadar. Çok ben böyle eğitim insanı değilim. Bazı insanların akademik hayatı çok başarılıdır ama benim böyle ortalamanın üstüydü ama hiçbir zaman aşırı başarılı ya da böyle aşırı okul seven bir insan olmadım. Çok sağlam bir psikolojim var gibi, bunu nasıl sürdürebiliyorsun? I love you by the way. Ben de seni seviyorum. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Böyle bir izlenim yarattıysam kendimi tebrik ediyorum. Hiç stabil, hiç sağlam bir psikolojim olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Çevremdekileri de sorarsan zaten muhtemelen sana aynı şeyi söyleyecektir. Sağlam bir psikolojim olduğunu düşünmediğim için buna cevap maalesef veremiyorum. Kaçlısın, nerelisin, hangi üniversite mezunusun? 17 Kasım 1993 doğumluyum. Diğer sorulara cevap verdiğim için geçiyorum. En klasiklerden boy, kilo, yaş. 26, 1.63, 65. Özgüvenin düşük olduğu zamanlar bununla nasıl başa çıkıyorsun? Çok güzel bir soru. Özgüvenin düşük olduğu zamanlarda kendimi şöyle pohpohluyorum. Bugüne kadar kendim için yapmış olduğum şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Çok öyle gözükmese de ben kendimle çok uğraşıyorum ve kendimi çok düşürebilen bir insanım psikolojik olarak. O yüzden bu tarz durumlarda genellikle kendimi yukarı çıkartmak için ciddi çaba sarf ediyorum ve dediğim gibi kendimi fiziksel, psikolojik olarak ne kadar geliştirdiğimi, ne kadar değiştiğimi iyi anlamda kendimi hatırlatmaya çalışıyorum ve bu şekilde bununla başa çıkıyorum. Ne kadar para kazanıyorsun yaptığın işlerden ama net olur musun lütfen? Yani net olamam çünkü benim her ay kazandığım para değişiyor ki zaten bunu da buradan açıklamak istediğimi zannetmiyorum. Gerçekleştirmek istediğin en büyük 3 hayalin. Hiç bu soruların insanı değilimdir. Hani böyle eskiden anket yapardık ya, küçükken ilkokulda defterler vardı, anket defterleri. Oradaki soruları da ben cevaplayamazdım. En sevdiğin renk falan. Bugüne kadarki en büyük bilmemden falan gibi soruları hiç düşünmediğim için hiç cevaplayamam. Aslında bir tane hayalim var çocukluğumdan beri, komedyen olmak. Gerçekten insanların başarılı bulduğu bir kadın komedyen olmak isterim.
Yani çok saçma. Bugüne kadar komedyenlik adına da hiçbir şey yapmadım aslında ama çocukluğumdan beri hayalim yani. Şu an diğer ikisini bulamıyorum açıkçası. O yüzden bir tane hayalim varsa o da bu olabilir. AliExpress batağına hangi ürünle düştün? Çok iyi soru. İnanır mısın hatırlamıyorum. Yani genel olarak ben AliExpress'in konseptine düştüm. Yani Çin'den geliyor olması, çok ucuz olması, çok daha uyguna, vergisiz, minicik bir çöpün bile Çin'den geliyor olması, satın aldıktan bir ay, iki ay sonra gelip benim o ürünü unutup "aa ben böyle bir şey almışım" deyip mutlu olmam konseptine vuruldum açıkçası. Dünyanın en saçma açıklaması ama gerçek. Üniversite hayatın, ya bir şey söyleyeyim mi? Yani üniversite hayatımda birkaç tane arkadaşım dışında açıkçası böyle aşırı bende iz bırakan bir şey olmadı. Yani ben okudum üniversiteyi 4 sene, hazırlığı atladım ve bitti benim için. O yüzden böyle üniversite hayatımla ilgili anlatacağım çok fazla şey yok. Hayat amacın. Wow! Yani hayat amacımı tek bir şeye sığdıramam muhtemelen. Hayattaki amacım şudur diyebileceğim bir şey galiba yok. Rezalet. Keyifli bir hayat geçirmek ya. Yeri geldiğinde hırslıyımdır ama böyle çok hırslı biri değilimdir. Ve hani bunu yapacağım, bunu başaracağım hallerim yoktur çok fazla. O yüzden gerçekten mutlu, keyifli ve çok zorlanmadığım bir hayat geçirmek benim için bir hayat amacı olabilir. Horluyor musun? Eskiden kiloluyken çok horluyordum. Ama şimdi böyle çok yorgun olduğum zamanlarda hani bir tık nefes vermenin bir tık daha ağrını yaşadığım bir horlama şeyim var. AliExpress'ten hala bir şey alınır mı? Neye göre alıyorsun vergilerden sonra? Yine güzel bir soru. Ya açıkçası AliExpress'ten kesinlikle hala bir şey alınır. Bununla ilgili bir önyargı oluştu tabii ki vergilerden sonra, anlıyorum. Ama şöyle bir şey var. Telefon kabı alınmaz. Çünkü telefon kabına 2 dolar veriyorsunuz, 15 lira vergi geliyor. Eğer telefon kabı alacaksanız aynı satıcıdan 5 tane alın ve aynı pakete koymasını söyleyin. Böylece 10 dolarlık 5 tane kılıfa 15 lira vermiş olursunuz. Yani olay aslında aynı satıcıdan tek bir pakette birden fazla ürün almak. Yani o yüzden kesinlikle alınır. YouTube'a girme fikrin nasıl ortaya çıktı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben 2007 yılından beri ciddi bir YouTube izleyicisiyim. Ergenliğim, çocukluğumdan beri YouTube izliyorum. Michel Phan vardır. Herhalde dünyanın ilk makyaj YouTuberlarından. Pınar'la beraber ablamla oturup Michel Phan izlerdik böyle. O zamanlar beraber bir şey yapmayı çok istiyorduk ama ne yazık ki kilolu, özgüvensiz ergenler olduğumuz için o zaman body positivity yoktu. Biz açıkçası hiçbir zaman bu işe girişemedik. Ki babamın da bir sürü kamerası vardır. Hani ekipmanımız da hazırdı aslında. Epey bir cringe videom olurdu diye düşünüyorum eğer o zamanlar YouTube'a girseydim. Çok eskiden beri aslında benim aklımda olan bir şey bu. Ama görünür olmakla olan derdimi daha yeni çözebildim. Kamera karşısına geçip de bir şeyler anlatıp bunları yayınlayabiliyor olma rahatlığı ve özgüveni gerçekten bir insan için erişilmesi zor bir yer. En azından benim için öyleydi. Bu noktaya geldiğimi hissettiğim noktada YouTube'u açtım diyebilirim. Gerçekten alışveriş bağımlısı olduğunu düşünüyor musun yoksa sadece bir hobi mi? Bence ikisinin arasında bir yerdeyim. Hızlı alışveriş yapıyorum normal bir insana göre. Aç kalacak kadar da böyle kredi kartımın son damlasına kadar da alışveriş yapmıyorum. Bu konuda birazcık da bu ara kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Bu videoyu çekerken de 11-11 indirimlerine 3 gün falan kaldı. 24'ünde de Black Friday var. Allah yar ve yardımcım olsun ne diyebilirim ki? Önemli kararlar vermeden önce hangi aşamalardan geçiyorsun? Aman ya falan deyip böyle o kararı şak diye vererek onu uygulayanlardanım. Ve sonra da pişman olacağım şeyler yaşasam dahi pişman olmadığımı iddia ederek hayatıma devam ediyorum. O yüzden böyle çok fazla aşamalardan geçmiyorum. Bu kadar ünlüyle nasıl tanıştın? Ya o kadar fazla ünlü arkadaşım yok aslında ama bizim ailede böyle bir ünlülerle tanışıklık durumu olduğu için belki ondan bahsediyor olabilirsin. Babam benim Türk sanat müziği sanatçısı. O yüzden de Bülent Ersoy gibi ünlülerle aile dostluklarımız var. Bunun dışında da sosyal medyada yani bir şekilde internetten tanıyıp sonra çok sevdiğim influencer arkadaşlarım da var. Nerelerde takılıyorsun? Yani karşıya çok geçmiyorum. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Genellikle o yüzden Bağdat Caddesi ve Kadıköy taraflarındayım. Ama evde takılmayı her zaman daha çok seven bir insan oldum. Şimdi kontüre geçiyorum bir yandan. Makyajı unuttum. Aynı anda hem soruya bak, hem soruyu cevapla, hem makyaj yap. Ha bu arada ben şunu da göstereyim. NYX'in böyle bir kontür paleti var. İçindeki renkleri kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Şuradaki iki rengi böyle karıştırıp çat çat buraya uyguluyorum. Çat çat. Seninle arkadaş olmamız için ne yapmamız gerek? Ya vallahi hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında biliyor musunuz? En sevdiğin şeyler, en sevmediğin şeyler. Çok genel bir soru olmuş bu ya. Ama bir tane sevdiğim, bir tane sevmediğim bir şey düşünüp söyleyeyim.
Emri vaki hiç sevmem. Bir insanın böyle bana zorla bir şey yaptırmasını. Sevdiğim şeylerden biri de, birinin beni düşünmesi en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Genel olarak söyleyecek olursak. Biri demiş ki izlemeyeceğim için sormaya gerek yok. Çok haklısın. Yeteneklerim var mı? Yani taklit yeteneğim var birazcık. Piyano ve yan flüt çalıyordum. Bunlar yetenekten sayılır mı bilmiyorum ama Zerrin Özer taklidini hakikaten iyi yaparım. Küçük bir kuple yapayım. Burası yeteneksizsiz de dönüyor şu an. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Hayatımda YouTube kanalı açıp da bu taklidi paylaşacağımı hiç düşünmezdim. Tombul çocukluk travmalarını ve ne kadar aşabildiğini, aşamadığını demiş biri. %60, %70 aştığımı düşünüyorum. Ama hakikaten çocuklukta yaşanan travmatik her şey insanın beynine, kalbine böyle mıh gibi oturuyor. Çocukken yaşadığın bullylikler yani zorbalıklar. Bir tane örnek vereceğim. Zeynep olduğu için adım bana Zep derlerdi ve kilolu olduğum için Zeplin derlerdi. Ya şu an komik geliyor mesela bu arada. Bence yaratıcı, güzel bir kelime esprisi. Ama çocukken böyle hello, arkada Hello Darkness My Old Friend çalıyordum ve ben gözyaşı döküyordum böyle bunlara. Kol ameliyatı ne durumda? Bakalım ne durumda? Vallahi yani güzel. Bayağı pembeleşti yaralarım. Bunlar kırmızıydı biliyorsunuz. Burada dövme olduğu için çok belli olmuyor zaten. Herhangi bir dikiş açılması, bir komplikasyon yaşamadım. Her gün kantoron yağı sürmeye devam ediyorum. En gereksiz eşyam hangisiyle başlayayım ki? Yani bu çok zor bir soru. Bu bugüne kadar sorulmuş en zor soru bile olabilir gerçekten. Vallahi bu soruya cevap veremiyorum. Buraya AliExpress'ten aldığım en saçma ürünler videosunu koyayım. Çünkü muhtemelen onlardan biri. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşamıyorum. Herkes beni tek yaşıyor zannediyor. Çünkü ailem restoran işletmecisi ve gece 3'te falan dükkanı kapatıp geldikleri için dükkan dediğim restoran. Günün 12 saati evde tek başımayım. Ailem beni hiçbir zaman kaçta eve dönüyorsun, neredesin falan diye darlamadığı için rahat bir çocukluğum, ergenliğim ve hayatım oldu. Hala da öyle. O yüzden hala onlarla yaşıyorum ama 2020'de muhtemelen bu değişecek. Bir noktadan sonra artık aileniz ne kadar rahat olursa olsun insan kendi alanını, kendi evini istiyor. Freelance çalışırken bağlantı kurmak, iş kovalamakla ilgili biraz konuşabilir misin? Aa Zeynep freelancersın, ne kadar güzel, harika. Kendi işinizin zamanını kendiniz ayarlıyorsunuz ama her şeyi kendiniz yapıyorsunuz, tek başınasınız. Bu çok zor bir şey. Ve iş bulmak, bir bağlantı kurmak konusunda da gerçekten zorlanıyorsunuz. Ciddi iyi bir çevrenizin olması lazım. Bu çok önemli. Ve ağzınızın laf yapıyor olması lazım. Evde oturarak bu iş olmuyor. Sürekli koşturmanız, kovalamanız, toplantılar düzenlemeniz, kendinizi iyi satmanız lazım. Zor ama imkansız bir şey tabii ki değil. Biraz da kervan yolda düzülüyor bence. Siz ne kadar sağa sola freelancer, sosyal medyacı olduğunuzu ya da freelance çalıştığınızı, her ne iş yapıyorsanız söyledikçe insanlar da "Aa bizim Zeynep vardı ya" deyip sizi referans gösterebiliyor ve bu şekilde daha rahat iş bulabiliyorsunuz diyebilirim. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Ben ünlü değilim ya. Yani babam sanatçı olduğu için ve kendi yaş grubunda ünlü biri olduğu için küçüklüğümden beri her zaman acaba ünlü olmak nasıl bir şey olur diye düşünmüş bir insanım ama bir türlü de handikapını babamın arkadaşlarından ve çevresinden gördüğüm için de açıkçası çok da böyle "Ay ünlü olayım" demedim. Babama sorabiliriz ama. İmam Bayıldı sever misin? Yani bayılmam. Öf, çok kötü demeden söyledim şu an bunu. Yani İmam Bayıldı severim ama hani "Ay bir İmam Bayıldı olsa da yesek" demem. Favori 5 film. Asla bu, bak diyorum size, asla bu soruların insanı değilim. Ama geçen günlerde Lost in Translation'ı izledim. Yani neden izlememişim dediğim müthiş bir film. LGBT hakkında ne düşünüyorsun? Yani LGBTİ hakkında ekstradan bir şey düşünmem gerekmesini doğru bulmuyorum. Yani cinsel yönelimi toplumun çoğunluğundan farklı olan insanlar için ekstra bir düşünce sarf ediyor olmam bence çok saçma. Yani umarım anlatabilmişimdir. Tabii ki de destekçisiyim yani. Kimseyle bir derdim yok. En kötü date anın. Bir dakika, bunu biraz düşünmem lazım. Çok kötü date'ler yaşadım yani. En kötü date anım muhtemelen bu değildir ama aklıma şu an bu geldiği için bunu anlatacağım. Oturdu masaya adam ve 1,5 saat boyunca ne kadar iyi bir kariyeri olduğunu, nereden mezun olduğunu, üniversitede ne yaptığını, projeleri ne kadar anlattı
Ve ben kendimi öldürecektim sıkıntıdan. Bir insan 1,5 saat kendini nasıl övebilir ya? Aşırı sıkıcı, aşırı iğrenç bir date'ti. Zaten bir daha da görüşmedim. İnternetten tanıyabileceğiniz birisi bu arada bu. Şu an bunu anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum. İlk videonu çekerken aklında neler vardı? Neden buralardasın? İlk videom ameliyat videomdu ve tamamen çıkış noktam şuydu. Ben deri ameliyatı olmadan önce internetin altın üstüne getirdim. Ve Türkçe neredeyse hiç kaynak bulamadım. Buna çok sinir oldum. Bununla ilgili bir şey yapılması gerektiğini düşündüm. Ve ilk videomu ameliyat olmadan bir gece önce oturdum çektim. Ondan sonra da ameliyat sürecimi sanırım ilk 4 ayına kadar güncellemelerle 3 tane video yaptım. Amacım ameliyat olan ya da ameliyat tecrübesi paylaşan bir kız olarak YouTube'a girmek değildi ama ilk videolarım onlar olmuş oldu. Bunun dışında da keyifli, komik, eğlenceli şeyler paylaşıyor, yapıyor ya da yaşıyor olmam ve insanların da bunlardan keyif alıyor olması. Sevginle nasıl tanıştınız? Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz. Sevginle nasıl tanıştım? Biraz değişik bir hikaye. Sene 2015 Aralık. Ben 140 Journos'un ajans tarafı vardı o zaman. Ajans tarafında çalışıyorum. İlk iş deneyimim bu arada. 140 Journos'un ofisinde bizimle beraber çalışan başka bir marka daha vardı. Ve o marka bir tur firması için bir internet reklamı tadında bir video çekmeleri gerekiyordu. Bir tane kadın oyuncuları eksikti. Ben de 2 yıl Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimi aldım. Muhtemelen o yüzden de bana gelip dediler ki Zeynep, beni bir tane açığımız var. Oynamak ister misin? Olur dedi. Çekime gideceğim. Sabah beni aradılar. Dediler ki bir tane de erkek oyuncu eksiğimiz var. Var mı tanıdığın biri? O zamanki erkek arkadaşım da benim oyunculuk eğitimi alıyordu. Dedim ki kalk gidiyoruz, çekim var. Onun da işi yoktu, geldi. Biz onunla beraber gittik işte. Ben makyaj yapıyorum, hazırlanıyorum. Sonra yönetmeni gördüm. Böyle bıyıklı, kısa boylu, tatlış bir çocuk. Şimdi ben ne kadar tatlı bir çocuk bu ya falan dedim böyle. Ondan sonra tam böyle ofisin içinde yürürken bıyıklı çocuk beni durdurdu. Sen Zeynep misin dedi. Ben de evet ben Zeynep'im de sen kimsin dedim. O da ben Canberk dedi. Ben ablanı tanıyorum Pınar'ı falan dedi böyle. Pınar'la da Canberk tanışıyormuş o zamanlar. Ben bilmiyorum ve biz Canberk'le aynı liseye gitmişiz. Canberk 94 Ocak, ben 93 Kasım doğumluyum. O yüzden o benim alt dönemim olduğu için ben okulda onu hiç görmemişim. Ama biz 3 sene aynı liseye gitmişiz falan. Bundan bu konular açıldı. O sırada benim o zamanki erkek arkadaşımla tanıştılar falan. Biz bayağı böyle sohbet muhabbet ettik. Biz aslında 2015 Aralık'ta tanıştık. 2017 Aralık'ta birlikte olmaya başladık. Aslında biz arkadaştık ve yani neredeyse hiç görüşmedik bir sene kadar. Bir seneden sonra ben böyle YouTube'a girmek istiyorum, Canberk bir video prodüksiyon işi yapıyor diye biz konuşmaya ve görüşmeye başladık. Ondan sonra da ikimizin de beklemediği bir şekilde acayip etkilendik birbirimizden ve 2 yıldır beraberiz. Yanık saçlarınla hatırlanmak nasıl bir his? Seni üzüyor mu? Ben bu arada makyaj yapmayı unuttuğumu fark ettim. Buradaki renkler o kadar pratik ve her yere uygulanabilecek renkler ki göz makyajımı bununla yapacağım. Bunu çok takmıyorum, buna çok üzülmüyorum. İnternet birazcık böyle bir yer çünkü hani Zeynep'i biliyor musun diye soruyor biri. Hangi Zeynep? İşte saçların yanan Zeynep falan gibi. İçeriklerin ürün tanıtımı ve saç olarak mı devam edecek? Farklı planların var mı? Ben saçla ilgili bir şey yapmayı amaçlamıyordum. O gün bir şeyler yaşandı. Kafamda bir sürü farklı şey var ve ilerleyen zamanlarda muhtemelen göreceksiniz zaten ama birazcık da nabza göre şerbet vererek ilerlemeye çalışıyorum. Sizin de neden keyif alacağınız ya da neden keyif almayacağınız benim çizeceğim yolda çok önemli. Nasıl bir çocukluğun oldu? Çocukluğum keyifliydi, biraz izoleydi. Çünkü böyle mahallede büyümedim. Allah'tan Pınar vardı. Pınar olmasa kafayı yerdim. Ya açıkçası annem babam çok çalıştığı için hala da çok çalışıyorlar. Böyle çok fazla hani her akşam saat 8'de yemek yiyen bir aile hiçbir zaman olmadık. Çünkü annem babam restoran işletmecisi ve gece 2'de 3'te restoranı kapatmak durumunda kalabiliyorlardı. O yüzden de çocukluğum Pınar'la çok geçti. Pınar'la çok da takıştık, çok da eğlendik. Yani çok farklı karakterleriz hakikaten. Bunun çatışmasını çok yaşadık küçükken. Ve çok daha ılımlıyız tabii ki ama yani sabah 9, akşam 5 çalışan anne babam olmadığı için aklınızdaki o her akşam yemek yiyen aile tablosu benim ailemde yoktu. Ve şöyle ki biz yaklaşık bir 15 sene restoranın üstünde yaşadık. Yani 4 katlıydı bina. En üst kat evdi, 3 kat restorandı. O yüzden zaten bu kiralar alındı. Çok fazla küçük yaşta sarhoş insan gördüm, karısını aldatan insan gördüm. İnsanları çok daha hızlı ve iyi tanımam için inanılmaz tecrübeler edindiğim çok keyifli ve çok farklı bir çocukluğum oldu. Yağmur'la nasıl tanıştınız? En çok bunu merak ediyorum. Ya bizim ortak bir arkadaşımız vardı, Cansu. Cansu sayesinde tanıştık biz Nihan'la. Ben Nihan'ı takip ediyordum ve gerçekten bir gün bu kızla tanışmayı çok istiyordum diyordum. Ki tanıştık da ve gerçekten çok iyi anlaştık. Gecenin 3'ünde arayın. Başım sıkıştı deyin kalkar gelir. Ama bir yandan da inanılmaz eğlenceli bir kız. Yani gerçekten nadir bulacağınız insanlardan bir tanesi. Seni seviyorum.
Ameliyat olduğunda kaç kiloydun? 110 kiloydum. En zayıf hissettiğin an ne? Çaresiz hissettiğim anlar, en zayıf hissettiğim anlar olabilir. Güçlü bir yapım var. Güçlü bir yapım olduğunu düşünüyorum, ne yalan söyleyeyim. Guilty pleasures. Guilty pleasure'larım aslında şu olabilir. Amerikalı YouTuber'ların dramaları. Oturup size Jaclyn Hill, Kim, bütün dramaları, Jeffree Star, Tati, Shane Dawson hepsini anlatırım. Amerikalı YouTuber'lar benim en büyük guilty pleasure'ım ve YouTube feed'im çöp videolarla dolu. Yani ben çöp bir YouTube videosu izleyicisiyim. Hep mi böyle kafası güzeldin yoksa büyüdükçe mi oldu? Çocukluk fotoğraflarım var, birkaç tane buraya koyarım. Bir tane normal pozum yok. Sürekli olarak mimik yapıyorum. Sürekli anormal davranışlar sergiliyorum. Ya da Azerbaycan'dan salamlar sana demiş. Sana da salam olsun. İnşallah çok kötü yapmamışımdır. Bu arada çok minik bir fun fact vermek isterim. 10-11 yaşında falan ben Azerice'ye sarmıştım. Sapık gibi Azerbaycan televizyası izliyordum. Ve bir tane forum vardı. Oradan Azerice öğrenmeye çalışıyordum. Hatta forumda chat vardı. Forumun chatine girmiştim ve Azerice konuşmaya başlamıştım. Bütün Azeriler beni şeyle suçlamıştı. Sen yalan söylüyorsun, sen Türk değilsin, sen Azerisin, bizi kandırmaya çalışıyorsun falan demişti. Çok üzülmüştüm, alakasız. Azeri müziğini ciddi takip eden bir insanım. İrade İmanova, Rauf falan çok severim. Amansızca da Azerbaycan övdüm ama Azerbaycan'dan beni takip eden insanların olması beni böyle gereksiz mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim tekrardan. Şekilli şukullu fotoğraflarını hangi programla editlediğini Reis demiş. Kolajlarımı Rave'le yapıyorum. Renk ve filtreyi genellikle Afterlight'la yapıyorum. Ama paralı versiyonu. Galiba böyle 15 lira gibi bir şey veriyorsunuz ama kesinlikle değiyor bu arada. Onun dışında Snapseed kullanıyorum. Böyle aman aman farklı kullandığım uygulamalar vardır illaki ama günlük olarak en çok kullandığım uygulamalar bunlar. Duygusal yeme bozukluğun var mıydı? Varsa nasıl yendin? Ameliyatın iştaha etkisi nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Ben duygusal yemenin ayaklı haliydim yani. Bu arada hala daha mutsuz olduğumda, kendimi kötü hissettiğimde yemeğe sarıldığım minik ataklarım oluyor. Ama ciddi anlamda tabii ki azalttım. En büyük sebebi de ameliyat olup 45 kilo vermiş olmam ve yani tekrardan kilo almak istemiyor olmam. Eskiden kaybedecek bir şeyim olmadığı için hunharca yiyordum ama artık var. Ameliyatın iştah etkisi ilk 6 ay boyunca iştah hormonunu salgılayan yer alındığı için iştahınız yok. Ama sonrasında tekrardan vücut onu üretmeye başlıyor. Ve siz kendi iradenizle baş başa kalıyorsunuz. O yüzden 6 aydan sonra ameliyat olmamışsınız gibi normal iştahınızla hayatınıza devam etmek zorundasınız. Ne kadar çok okudum mu sorusu gelmiş. Kimse okuduğuma inanmıyor galiba. Burcun ve yükselenin ne? Akrep burcuyum, yükselenim yay, ay burcum da oğlak. Kardeşim var mı? Ablam var, benden 2 yaş büyük Pınar. Aynı zamanda Pınar'ın depresyonu olarak belki kendisini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da Google'a yazabilirsiniz. Kitabı bile çıktı. Onun dışında da babam benim 4 kere evlenmiş. Annem en sonuncu eşi. Diğer evliliklerinden de 2 abim, bir ablam var. En sevdiğin Tarkan klibi? Ya bu çok iyi bir soru. Yani dönemine göre çok iddialı bir klip. Hem mekanı olsun hem konusu olsun. O yüzden ölürüm sana demek zorundayım. En sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek ne ola ki? Çok fazla yemek seviyorum ya. En sevdiğim diyebileceğim bir şey yok. Favori 3 yabancı dizin. Ya klişe olacak ama Office, Fleabag ve Girls diyebilirim. Yarın sabah kalktığında arkana bakmadan gitmen gerekiyor olsa kimle nereye giderdin? Canberk'le giderdim ve Amerika'ya giderdim. Dostlarınız arasında dominant liderlik vasıfları ağır basan biri misiniz? Ya şeyi severim. Yani yalan yok ama kendi istediğimin olmasını severim. O yüzden birazcık böyle domine ediyor olabilirim. Babanın adı neydi? Yeri neresiydi? Babamın adı Zeki Çetin. Restoranın ismi Pınar Restoran. Şimdi diyeceksiniz ki Zeynep sen piç misin? Senin adını niye koymamışlar? Ama hikaye şu. Babam 88 yılında galiba Pınar Restoran isminde bir restoranı Caddebostan'da devralıyor ve işletmeye başlıyor. 91 yılında Pınar doğunca da restoranın ismini Pınar'a veriyorlar ama ben küçükken bunu anlamıyordum. Bizde çalışan sekreterler vardı o zaman, işte Pınar Restoran diye telefonu açıyorlardı. Ben arkadan Zeynep Restoran diye bağırıyordum. Bülent Ersoy'u ne kadar tanıyorsun? Vallahi bayağı tanıyorum yani 10 yaşından beri falan tanıyorum. Ne zaman saç yakma, pardon saç boyama videosu çekeceksin? Çekmeyeceğim. Gördüğünüz gibi diplerim çıkıyor, uzatıyorum, dokunmuyorum. Saçlarımı bir daha bu renge getirmeyeceğim. Çünkü saçım kalmadı. Pınar'la olan ilişkin. Ya Pınar'la biraz love-hate ilişkimiz var. Pınar çocukluğumdan beri bana böyle çok abla oldu. Dediğim gibi ailem çalıştığı için hep beni Pınar'a emanet ettiler. O yüzden de Pınar'ın hep böyle bir ben ablayım, kontrolcü bir tavrı oldu ve zaten karakteri de Pınar'ın kontrolcüdür. O yüzden ben de kontrole hiç gelemeyen bir insanım.
bunun çatışmasını çokça yaşadığımız bir çocukluğumuz oldu. Şu anda da böyle minik minik devam ediyor olsa da sanırım artık 26 yaşına geldiğimi ve bir birey olduğumu anladı diye düşünüyorum. Ha şu Amerika'dan arkadaşıma getirmiştim. Şöyle Morphe'nin minik bir paleti var. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlılar. Birazcık da şu pembişten süreyim bari. Daha sorular devam ediyor. Sorular bitmedi ya. Kilolu olmamış gibisin. Yani biriyle tanışıyorum mesela. Konu konuyu açıyor ve ben işte zayıfladım falan diyorum. Oha gerçekten mi hiç öyle gözükmüyorsun diyorlar. Galiba hakikaten öyle. Melih Gökçek'le Twitter üzerinden olan tartışma nasıl sonlandı? Yıllardır takipçinim neticede. Sen var ya old but gold bir Zeynep Çetin takipçisisin gerçekten. Sene kaç ya? Anlatıyorum ya. Yanlış fırçayı sürdüm ulan. Hiç unutmuyorum. 28 Şubat'tı. Melih Gökçek o dönem biliyorsunuz aşırı aktifti ve böyle ona karşı söylenen en küçük kötü lafta bile direkt insanları mahkemeye falan veriyordu. 17 yaşında bir kız çocuğu da Melih Gökçek'e hakaret boyutunda sanıyorum bir şeyler yazmış. Kızın ne yazdığını hatırlamıyorum. Sonra Melih Gökçek kızın Facebook'una giriyor ve kızın rakı içen fotoğraflarını buluyor. Bunları paylaşarak masum dediğiniz kıza bakın rakı içiyor diye kızın fotoğraflarını paylaşıyor. Ben o zaman üniversiteye gidiyorum, otobüsteyim. Böyle Melih Gökçek'in bu tweetini gördüm. Ya dedim bu adamın rakı içen fotoğrafı hiç yok mudur acaba? Girdim Melih Gökçek rakı yazdım. Hani siteden böyle Melih Gökçek'in rakı içen fotoğrafı diye bir fotoğraf çıktı. Gittim onu koydum. Masum değiliz hiçbirimiz yazıp böyle 6-7 nokta koydum. O zamandan beri bayılıyorum böyle sarkastik noktalara. Melih Gökçek'i tagledim. 2 dakika sonra İbrahim Melih Gökçek reply to your tweet diye bir bildirim geldi bana. Allah'ım beyinden aşağı kaynarsa yazmaz mı? Bu fotoğraf fotomontajdır. Bunu kaldırıp özür dilemezseniz sizi işte bir şey mahkemeye vereceğim, bir şey yapacağım falan. Bir üniversite öğrencisiyim dedim. Yani ben bunu yaşamak istemiyorum. Ondan sonra ben fotomontajsa kusura bakmayın Melih Bey gibi böyle SS2 ekleyerek böyle aşırı özür dilememeye direnen bir cevap verdim. Sonra telefonum patladı. Yani gelen mentionlar, retweetler, beğeniler anlatamam. Gazeteye çıktım. Radikal'in ana sayfasına çıktım. Zeynep Melih Gökçek yazarsanız hala görebilirsiniz. Hakaret etmemişim. Hiçbir şey yapmamışım. İnternette hali hazırda olan bir fotoğrafı kendisini tagleyerek tweet atmışım. Benim burada hiçbir suçum yok. Burada özür dilemek tabii ki istemedim. Melih Bey bana cevap yazdı sonra. Özür dilemek bir fazilettir. Seni kutluyor ve affediyorum yazdı. Hakikaten başıma gelen ilginç olaylardan bir tanesiydi ya bu arada. Çoluğuma çocuğuma anlatırım diye gazete küpürlerini kesip sakladım yani. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Neden kilo verdin? Çünkü çok şişmandım ve artık sağlığımı etkilemeye başlıyordu. Kendini Ezgimola'ya benzetiyor musun? Ya ben benzetmiyorum ama insanlar benim ses tonumu, konuşma şeklimi Ezgimola'ya benzetiyor. Ezgimola çok güzel ve çok tatlı bir kadın. Yani o yüzden neden olmasın? Üzüldüğünde nasıl üzülüyorsun? Birden fazla insan benim üzülmemi sormuş. Çok ilginç. Herhalde hiç üzülüyor gibi gözükmüyorum. Üzüldüğümde insanları çok fazla darlamam çevremdeki. Kendimi acayip derecede darlarım. Ama o kadar mutsuz olurum ki bu sefer de çevremdeki insanlar bundan kötü etkileniyor olur. Sence zeki misin küçük dostum diye bir soru gelmiş. Bence zekiyim. Bazen de en küçük şeyi bile anlamayarak çok salak olduğum zamanlarda oluyor ama. Son iki soruya geldik ve ben de artık maskaramı sürüyorum. Videonun yarısında makyaj yapmayı unuttum. Sakine kendime not. Aynı anda 3 tane şey yapmaya çalışırken video çekme. Dövmelerinin bir anlamı ya da anısı var mı? Hiçbir dövmemin bir anlamı ya da anısı yok. Ben dövmelerin anlamlı olmasına karşı bir insanım. Çünkü 26 yaşındayım. Şu an bir şey bana anlamlı geliyordur ve dövmesini yaptırırım ama bundan 10 sene sonra o anlamlı şey anlamını yitirebilir. O yüzden bence anlamlı dövme yerine anlamsız dövme yaptırmak daha mantıklı. Ya bu arada bu maskarayı gerçekten öveceğim. Sephora'nın Outrageous Oversized Lashes diye bir maskarası. Şimdi netlerse. İlla şunu yaptıracağım bana be. Netlemeye çalıştım ama olmadı. Son kez deniyorum. Olmuyor. Aman netlemesin. Neden daha fazla video çekmediğini öğrenmek istiyorum. Video YouTube yazmış sonuna da. Kendi işlerim bu ara birazcık yoğunlaştı. Üstüne YouTube'a girdim. Üstüne Instagram'ın da bir yerden devam etmesi gerekiyor. Kendi işim olduğu için her şeyle ben ilgileniyorum. YouTube, Instagram tarafında da videoları ben çekiyorum. Ben kurguluyorum, ben yüklüyorum. Her şeyi yine ben yapıyorum. O yüzden üstümde ciddi bir iş yükü ve baskısı var.
asıl mesleğim ve müşterilerim ve işlerim YouTube'a kıyasla tabii ki her zaman bir adım daha önde olmak zorunda kalıyor. O yüzden de ikisinin arasında kalmam gerektiği zamanlarda mecburen kendi işimi seçiyorum. Böyle olunca da tabii ki YouTube videoları birazcık aksıyor maalesef. Ama daha stoklu giderek problemi çözmeyi planlıyorum. Ya size şöyle söyleyeyim, YouTube'u tahmin ettiğimden çok daha fazla sevdim ve gerçekten hayatta en çok severek, en çok keyif alarak yaptığım şey şu an YouTube. O yüzden gönül ister ki çok daha fazla içerik üretmek ama şu an için vakit buldukça bunu yapabiliyorum. Şöyle bir şey de var tabii ki, zaman geçtikçe ben kamera karşısında daha hızlı, daha pratik konuşacağım ve atıyorum bir saatte konuşurken yarım saatte konuşup bir videoyu paketleyebiliyor olacağım. Kurgu yaparken de elim daha hızlı olacağı için daha hızlı kurgulayacağım. O yüzden bunun için birazcık zamana ihtiyacım var. Ay bitti, sorular bitti. Umuyorum beni tanıdığınıza sevinmişsinizdir. Abonelikten çıkmadığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.